İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 23 Şubat Cuma ana haber bülteniyle karşınızdayız. Suyu indireceğim diye geldi. Mersin Türkiye'de 31 lira 50 kuruşla en pahalı su kullanım bedeli ödeyen ikinci şehir oldu. Mersin'in 3 farklı ilçesinden gelen su faturaları ise bu gerçeği gözler önüne serdi. Türkiye'nin en pahalı ikinci suyunu kullanan Mersinlilerin su faturaları üzerinden Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e tepkileri artıyor. Elektrik faturalarını geçen su faturaları yüzünden Mersinlilerin öfkeleri dinmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde bulunan ve yaptıkları başarısız çalışmalarla memnuniyetle Mersin algısı yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi halkı düşünmeyerek bir kez daha başarısızlığını ortaya koydu. Türkiye'de 30 büyükşehir baz alınarak su fiyatları araştırması yapıldı. Yapılan araştırma neticesinde Türkiye'de en pahalı ve en ucuz su kullanan şehirler belli oldu. Listede ikinci sırada ise 31 lira 50 kuruşla Mersin yer aldı. Tepkilerini sosyal medya üzerinden ve her platformdan duyurmaya çalışan Mersinliler, su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğini savundu. Elektrik faturalarından daha yüksek gelen su faturalarından dolayı şikayetçi olan Mersin halkı, araştırma sonuçları karşısında bir kez daha Cumhuriyet Halk Partili Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Vahap Seçer yönetimine tepki gösterdi. Görevde olduğu 5 yıllık süre zarfında yaptığı ve yapamadığı çalışmalarla sürekli eleştiri oklarının hedefinde yer alan ve konuştuğu her ortamda Mersin'in kendilerinin hizmetlerinden memnun olduğu algısını yapan Cumhuriyet Halk Partili Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yalanı ortaya çıktı. Mersin'in 3 farklı ilçesinden gelen su faturaları ise bu gerçeği gözler önüne serdi. Öte yandan 5 yıl önce seçim vaadinde su faturalarını ucuzlatacağını söyleyen Seçer bunu da beceremedi. Bir sitede oturan ve polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi bina girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusuyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada polis memuru tabancayla ateş ederek komşusunu yaraladı. Mersin'in Toroslar ilçesinde tabancayla komşusunu yaralayan şüpheli tutuklandı. Korukent mahallesindeki bir sitede oturan ve polis memuru olduğu öğrenilen B.A. bina girişinde henüz belirlenemeyen nedenle komşusu R.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada B.A. tabancayla ateş ederek R.K.'yi yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine yönlendirilen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.A. emniyeteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde vatandaşların kavga eden tarafları ayırmaya çalışması üzerine R.K.'yi ateş etmesi yer aldı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. 52 yaşındaki Derviş Nebi Köse ile 25 yaşındaki oğlu Oğuzkan Köse arasında Pınarbaşı Mahallesi Şemmi Sokak'taki evlerinde tartışma yaşandı. Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine baba Köse oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan baba ve oğul 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi. İşçiler dış cephe çalışması yaparken üzerinde bulundukları ahşap iskele çöktü. İskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybederken iki işçi de yaralandı. Gaziantep'te bir inşaatta ahşap iskelenin çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybederken iki işçi yaralandı. Olay Şahinbey ilçesi Güneykent mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir rezidans inşaatında işçiler dış cephe çalışması yaparken üzerinde bulundukları ahşap iskele çöktü. İskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çöken iskeleden düşerek yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu 28 yaşındaki Musab Muhammed,
yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçilerin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 şüpheli yakalandı. Mersin'in iki ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ve Erdemli ilçelerinde 6 şüpheli belirlendi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Şüpheli şahısların adres ve araçlarında yapılan aramada ise 683 gram kubar esrar, 92 gram metamfetamin, 18 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde, 24 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabancayla bir miktar para ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan 6 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Diyarbakır'da petrol kuyusunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçinin yakınları olay yerine giderken kaza yaptı. Kazada sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybederken bir işçi de yaralandı. Silvan'ın Duru mahallesindeki Duru 1 petrol kuyusunda çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden 34 yaşındaki İhsan Tunar hayatını kaybetti, 44 yaşındaki Veysel Sert de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleriyle 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla kaldırıldığı Doktor Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Öte yandan patlamayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan, hayatını kaybeden işçi İhsan Tunar'ın yakınlarının bulunduğu, ŞT'nin kullandığı 38AFU743 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan Karayolu'nun 64. kilometresinde devrildi. Kazada sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Doktor Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli ise tutuklandı. Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama sırasında Emrah S. İdaresi'ndeki otomobili durdurmak istedi. Sürücünün ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta 5 ruhsatsız pompalı tüfekli 203 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Var başka biri? Arabayı. Çıkar çıkar çıkar. Polis sürücüyle otomobildeki İbrahim Halil S'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Var başka biri? Çıkar çıkar çıkar. Evet.
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde çakar lamba ve silah takan 3 sürücüye toplamda 19.317 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde usulsüz olarak çakar lamba taktığı belirlenen araçların sürücülerine para cezası uygulandı ve çakar lambalar söküldü. Jandarma ekipleri trafik düzeni ve güvenliğini arttırmak amacıyla denetimlerine devam edeceğini belirtti. Mersin'de jandarma ekipleri tarafından çakar lamba ve siren takanlara yönelik yapılan denetimde 3 sürücüye 19.317 lira ceza kesildi. Mersin il genelinde jandarma sorumluluk alanında trafik jandarmaları tarafından eş zamanlı çakar lamba ve siren denetimi gerçekleştirildi. Denetimde ekipler usulsüz olarak çakar lamba taktığı belirlenen 3 araç sürücüsü hakkında işlem yaptı. Sürücülere 19.317 lira para cezası uygulandı, çakar lambalar araçlardan söküldü. Jandarma ekiplerinin trafik düzeni ve güvenliğini arttırmaya yönelik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü ayağından yaralandı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü ayağından yaralandı. Motosikletiyle çarşıya giden Ahmet Sağaltıcı, Doktor Mithat Abacı Caddesi'ndeki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Sağaltıcı, kendi imkanlarıyla gittiği Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağaltıcı, alışveriş yapmak için gittiği çarşıda 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Aynı bölgede daha önce de başka kişilerin de köpeklerin saldırısına uğradığını aktaran Sağaltıcı, sahipsiz köpekler konusunda önlem alınmasını istedi. Geçmiş olsun, köpek saldırısına mı uğradınız? Evet efendim. Nerede? Motorla gelmiştim, beni Ballat'a bir şeyler satacaktım. İşte motor saldırısına uğradım. Necileri geçen sefer yine de aynı bir üstüne... Motosiklet üzerinde miydiniz? Motosiklet, bu biyonik elektrikli motosiklet. Yani yavaş gelmiştik, aniden üstüme saldırdılar. Elimden döndüm, lütfen şu köpeklere toplayın. Trabzon merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltında bulunan 15 kişiden 10'u tutuklandı. Trabzon merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce 265 kişi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Trabzon merkezli, Mersin, Gaziantep ve Batman'da 14 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara'da 4 tırın karıştığı zincirleme kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara'da 4 tırın karıştığı zincirleme kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Eskişehir-Ankara yolunda seyreden Aİ idaresindeki 06FE7859 plakalı tır, Yaşamkent istikameti yönünde ilerleyen ŞK yönetimindeki 38JT778 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ŞK ve NÇ yönetimindeki 38AHE498 plakalı tıra, NÇ ise önündeki 38AJB637 plakalı tıra çarptı. Kazada Aİ yaralanırken ŞK ve Aİ'nin kullandıkları tırlar büyük hasar aldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Aİ hastaneye kaldırıldı. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezer Avcı'nın ailesi tarihi yolculuğun gençlere örnek olmasını istiyor.
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezer Avcı'nın ailesi tarihi yolculuğun gençlere örnek olmasını istiyor. Havai okulundaki resimleri, anıları, kaskı. Türkiye'nin ilk astronotu Gezer Avcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali Gezer Avcı, oğullarının uzay yolculuğunu ABD'de takip etti. Önce Ankara'ya, ardından da memleketleri Mersin'e Silifke ilçesindeki evlerine döndü. Hevesli. Onun için evimizin içi hep uçak resimlerle dolu. Maketlerimiz. Yaşadığı duyguları anlatan anne Sıddıka Gezer Avcı, oğlunun Hava Harp Okulu'ndaki resimlerini, belgelerini ve F-16'da kullandığı ilk kaskını evlerinde anı olarak sakladığını söyledi. Oğlunun küçüklükten bu yana uçaklara ilgi duyduğunu aktaran anne Gezer Avcı, "Evimizin içi oğlumun uçak resimleri ve maketleriyle dolu. Biz de onun hatıralarını evimizin bir köşesinde anı olarak saklıyoruz," dedi. "İlk uzaya giden benim oğlum olması için çok gururluyum. Allah'ım bu gururu bana nasip etti, bizlere nasip etti. Arkasını gelir inşallah. Daha nice nice vatanımızın, milletimizin uçaklarına, çocuklarına nasip olsun inşallah." Baba Ali Gezer Avcı da tarihi yolculuğun gençlere örnek olmasını istedi. "Ülkemizin gençlerinin istikbalinin daha iyi olması için her türlü bilgileri aktarmış oldu. Ve onun için de çok gururluyuz. Allah ülkemizin bütün insanlarının evlatlarını da en iyi yerlerde." Böylelikle ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.